Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek maskesi takmış tarikatlarla ve Diyanet ile imzaladığı protokoller eğitimi daha da gerici hale getirirken çocuklarımızı daha da savunmasız bir duruma itmiştir. ÇEDES garabeti bu dönemde en öne çıkan tehlike olmuştur. Proje kapsamında okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi gönderilmesi, çocuklara birçok ilde cami temizliği, mezarlık temizliği yaptırılması gibi uygulamalar bu dönemde sıklıkla karşımıza çıkmıştır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını taşıyan Yeni Müfredat, bizlerin ve kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin bel kemiğine yerleştirilmiştir. Laik ve çağdaş eğitim yok edilmiş, iktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti bu müfredatta vücut bulmuştur. Ücretlere ve koşullara isyan eden özel okul öğretmenlerinin kiminin payına polis copu, kiminin payına işsizlik düşmüştür. Devlet okulunda çocuk okutmanın bile büyük bir masraf haline gelmesi nedeniyle kağıt üzerinde zorunlu eğitimin olduğu ülkemizde birçok çocuğumuz eğitim dışı kalmış, çocuk işçilik artmıştır. Son 10 yılda 689 çocuk iş cinayetlerine kurban gitmiştir. Tepe takla giden ekonomi nedeniyle eğitimde rastlanan acı tablo Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayılmıştır. Türkiye yüzyılında çocukların önüne birer tabak yemek koyulamamıştır. Çocuklar derse aç girer, musluktan su içer hale gelmiştir. Okul kantinlerinde neredeyse içi boş bir tostun, meclis lokantasında vekillerin kebap yediği paralara satılması iktidarın da bakanlığın da umurunda olmamıştır. Okullarda tarikat istemiyoruz. Okullarda tarikat istemiyoruz.